Gene ne izliyorsun? Neye gülüyorsun o kadar? Kız Açe, bak kadın kocasına şarkı yazmış. Ondan sonra adam içeri girince kapıdan kadın söyleyince adam böyle ışık görmüş ve tavşan gibi böyle kalıvermiş. Çok komik ya vallahi. Nasıl yani? Millet kocasına şarkı mı yazıyor? Kız ne diyorsun sen? Kadın yazmış, söylemiş, çekmiş. Çok komik ama ya. Ya of ya. Çıtayı sürekli yükseltiyorlar. Ben daha yeni yeni güzel sunumlar yaptım kocişime. Helal yaptın. Adama yedirdin sabunlu Evet. O günden beri gözüme uyku girmiyor zaten. Kız nasıldı? Ağzından böyle su içince köpükler çıkıyordu. Ay evet ya. 2 gün boyunca köpükler çıktı ağzından kuduz gibi. Neyse boş ver, olan olmuş zaten yani. Ama hala çok gülüyorum biliyor musun? Adam böyle kalmış. Kadriye anne, benim kocişime kendimi affettirmem lazım. Ay sakın gene bir şey yapma Atça. Lütfen. Korkuyorum ben. Kız ne yapıyorsun sen orada öyle gizli gizli? Sonra söyleyeceğim sana bitince. Bana bak. Şimdi söyle, kızdırma beni he. Söyleyeceğim ama gülmek yok o zaman. Ya orasına karışma. Allah Allah. İster gülerim ister gülmem yani. Tamam söylüyorum. Kocişime şarkı besteliyor. Ya ama gülmeyeceğim demiştin. Allah Allah. Kocana şarkı mı yapıyorsun? Yani beste tamam. Ama sözleri henüz bulamadım. Ede bakayım bana. Ha. Dararara irara. Nasıl? He, vallahi fena değil, kulağıma iyi geldi biliyor musun? Kocişim maç izlerken rahat rahat söylesin diye tezahürat versiyonunu da yaptım. Nasıl? Güzel. Benim kocişim bir numara. Eve gelir koşa koşa. Koşa koşa değil, koşa koşa olsun. Koşa koşa. Benim kocişim gel yanıma. Öpeyim seni. Kız fena değil ha. He? Vallahi fena değil ha. Ha bir de söyle bakayım ha. Dur. Ha. Benim kocişim bir numara. Eve gelir koşa koşa. Benim kocişim gel yanıma. Öpeyim seni. Oldu. Bence oldu. Ya hani belki oldu da şunu demek istiyorum ya, yani ne gerek var? Ama ne demek ne gerek var? Bak herkesin kocişinin besteleri varmış. Benimkinin olmasın mı? Olmasın mı? Sen de insansın değil mi? Olsun yani. Benim kocişim bir numara. Ya gel kız vazgeç şu işten, rezil olma ha. Aa, niye rezil olayım bir kere? Hayatta dönmem ben bu yoldan. Hem kocişimi ne kadar sevdiğimi cümle alem görsün. Ne diyeyim ya, sen bilirsin. Bak bir şeyler daha yazdım, onları da söylüyor. Benim kocişim çok iyi baba. Alarası kucak verir ona. Dağ gibi hep arkamızda. Kocişim benim. Nasıl? Ya öbürüne göre çok biraz daha iyi Ya ben hepsini söyleyeyim diyorum he. Hatta belki bir albüm bile yaparız. yani. Ya kız bir şey diyeyim mi sana? Gel inat etme şu psikoloğa gidelim. Ay evet, psikolog da 2 parça söyler bize, onları da yazarız he. Allah'ım, albümü olan ilk koca benimki olacak.
Yaşasın, çok güzel bir fikir buldum. Benim kocişim çok iyi baba. Alarası kucak verir ona. Dağ gibi hep arkamızda. Kocişim benim. Kızıyla ne işler peşindesin sen? Şükrücümü çağırdım, acil eve gel dedim. Şimdi kapıdan girince onu videoya çekeceğim, şarkıyı söyleyip. Ay Kadri anne, kapıyı sen açar mısın? Açarım, açarım, hadi. Benim kocişim bir numara. Eve gelir koşa koşa. Benim kocişim gel yanıma. Öpeyim seni. Hatice, ne oluyor burada? Alarma bir şey oldu diye geldim ben. Hayır kocişim, sana şarkı besteledim. Beğendin mi? Beğendim, beğendim. Çok güzel olmuş. Benim için miydi bu şarkı? Evet, senin için de. Hatice. Kociş. Hatice. Kociş. Çekil şuradan be. Beğendin mi şarkı? Çok güzel olmuş. Sana yazdım. Bana yazmış. Kadri anne, kocişimin videosunu binlerce kişi beğenmiş, paylaşmış. Ay sayemde ünlü oldu vallahi. Ya kızım, beste güzel olunca tabii herkesin ilgisini çekiyor yani. Bak bak, bir kadın da aynı şarkıyı, aynı besteyi söylemiş ya, bak. Benim kocişim bir numara, eve gelir koşa koşa. Benim kocişim ay inanmıyorum, resmen beni taklit ediyor herkes. Aa Kemal amca, buyur. Merhabalar. Hoş geldiniz. Saygılar Kemal Bey. Aman efendim, saygılar bizden. Buyurun efendim, buyurun. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız Kadri Hanım? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Efendim, çok önemli bir konuda sizinle görüşmek için geldim. Oo tabii, buyurun efendim, buyurun. Kemal amca, çay içer misin? Yanında ne istersin? Kemal amca, çok şekersin. Öpeyim elini. Oh, sağ ol. Sağ ol kızım. Bir şey yemem. Kadriye Hanım, yalnız ihtiyaç sahiplerini belirlemek lazım. O iş bizde. Hiç merak etmeyin Kemal Bey. Hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Ha, bir de bu afişleri dağıtırsanız çok mutlu olurum. Kesin yapacağım. Kağıtları ben dağıtırım. Kemal amca sen merak etme. Elbiseler bir bir gelsin yeni sahibine. Hayır böyle işte Hatice. İhtiyaç sahiplerine vereceğiz. Çok teşekkürler. Bana müsaade güzel hanımlar. Ben artık gideyim. Müsaade edin. Müsaade sizin. Buyurun efendim. Kemal amca gel. Ya tamam kızım. Ben gerekli şekilde hem de düz anlattım. Yeter. Yeter. Güle güle Kemal Bey. Yeter. Yeter. Ha, sen buradan ilgilen. Ay ne güzel afişlermiş, yanıma da çok yakıştılar. Ben bunları dağıtırım tüm mahalleye. Yarın buluşacaksınız Emre ile Arda Bey. Evet Hakan'cığım, yarın buluşacağım. Ümit'in yerine seni işe aldığımı söyleyeceğim. Yani şimdi bir kişi eksildi, yerine bir kişiyle doldurmak lazım. O da kim? Tabii ki sen. Kaç para maaş istersin aylık? Söyle bakalım. Bilmiyorum efendim. Ya söyle bir şey ya, bak şöyle yapalım. 10.000. 10.000. Aylık 10.000 uygun mudur? Emreler bu kadar kazanmıyor efendim. Emreler bunun onda birini kazanamayacak Hakan'cığım bundan sonra. Onların maaşı düşecek. Seninki yükselecek. Bizdeki sistem böyle. Ah, bitti sana bu işlerim. Hadi eyvallah. Yüzünür. Hüseyin abi, buraya kadar her şey tamam. Ama kafama takılan bir nokta var. İnsanlar size kredi kartı bilgilerini neden versin ki? O yükümlülüğe zaten biz de giremeyiz Yiğido. Onu biz de düşündük. Neco'nun kartını kullanacağız. Benim mi? Evet Neco senin. Senin kartını kullanıp sana parayı peşin ödeyeceğiz. Esin mi? Bak peşin parayı duyunca nasıl da gözleri açıldı. Tabii nakit alırken müşteriden üzerine
ufak bir kar payı koyacağız. Evet arkadaşlar, çevreye dağılalım, dikkatli olalım, mağdur insanları bulalım, tamam mı? Hüseyin abi, gidelim abi. Hadi gidelim. Yürü Neco. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yiğido, bu telaş ne oğlum? Bankomat mı var yoksa Yiğido? Yok Şükrü abi, holdingden nöbetten geliyorum. Bir fırsat yakaladım da onu değerlendirmem lazım. Dur oğlum, sakin ol. Bir çay iç, işin ısınsın. Bütün gece nöbet tutmuşsun zaten. Tüh ya, kaçırmışım. Bu kadar indirim bir daha ne zaman gelecek karşıma? Ne kaçırdın Yiğido? İndirim mi indirim? Ne diyorsun sen? Bir kamera alacaktım Hüseyin abi ben. Çok indirimdeydi. Onu kaçırdım. Hepsi satılmış. Boş ver, üzme kendini. Yeni bir fırsat gelir, o zaman alırsın. Gelmez Yakup abi, gelmez. Çok uzun zamandır takip ediyordum. Böyle bir fırsat bir daha ayağıma gelmez. İdo, çayını kap, gel bakalım buraya. Oo, Hüseyin abi yine sistemde bir açık keşfetti. Kamera gitti abi. Şarjlar Yakup. Demek senin gibi fırsatları böyle kovalayan çok kişi var. Evet Hüseyin abi, herkes indirimli ürün almak istiyor. Kes Yiğido, bu kadar bilgi bana yeter. Aşırı bilgi yüklenip gereksiz kararlar almak istemiyorum. Ne yapacağız Hüseyin abi? Aklıma çok güzel bir fikir geldi Şükrü. Fırsatı fırsata çevireceğiz. Oh. O nasıl olacak Hüseyin abi? Ne iş olsa yaparız Ayşe olarak. Sanal elimde fırsatları kovalayacağız Yiğido. Fırsat kovalamak bizim işimiz abi. Anons kes Şükrü. Koyt. Ne iş olsa yaparız AŞ CEO'su Hüseyin Bey konuşma yapacak. Arkadaşlarım, kardeşlerim. Bugünden itibaren sanal alemde fırsat kovalamak bizim işimiz. Dükkanımızı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Neyse. Doğukan'la Mahir nerede Şükrü? Onları çağır hemen. Çağırayım abi. Hüseyin, yine başını belaya sokacaksın bak. Laga luga yapma Yakup, çay yap. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi insanların o kadar çok işi var ki sanal alemdeki fırsatların hepsini kaçırıyorlar. Yiğido gibi tazecik bir örnek var. İşinden dolayı geç kaldı ve istediği ürünü satın alamadı. İnsanların çok işi var ama bizim yok. Tüm gün kahvede oturuyoruz. Madem kahvede oturuyoruz... Bunu avantaja çevirelim arkadaşlar. İnsanlar bize ne istediklerini söylesinler. Biz de onların yerine sanal alemi takip edip... ürünleri onlar için satın alalım. Oh! Abi, yine kimsenin akıl edemediğini akıl ettin. Helal olsun sana. Hoş Yiğido. İndir Şükrü. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yakup, bir çay yap da şöyle bir soluklanayım ya. Oh, yoruldum. Bugün çok yoruldum. Oo, nerede bizim aylazlar Yakup? İndirim kovalamaya gittiler Tahir abi. İndirim mi? Evet, bazı insanlar adına indirimli ürün satın alacaklarmış. Ben öyle bir şeyler dediler ama ben de anlamadım. İndirim demek. Hayrola indirim? Ne oldu Tayyar Tayyar? Dur Yakup. Öpeyim babacığım. Aferin Şükrü. İndirim dediniz de aklıma geldi. İndirimi ben buldum. Ama Tayyar Tayyar. Nasıl buldun Tayyar baba? Anlatayım. Anlatayım efendim. Bir gün kuzu tandırı yaptım. Kuydum arabaya, çıktım sokağa. Efendim, her ay başı bir kuzu tandır yaparım. E şimdi aybaşlarında millette para çok. Neyse geldim efendim satış yerine. Ah, baktım çıt yok. Kuzuyu satacağız, kuzu arabada kuzu oturur. Ya neden böyle olur diye bakar dururum. Ya millet yemez mi? Yemez mi Seyyar Tayyar'ın meşhur kuzu tandırını? Neden yemiyorlarmış babacığım? Ya araştırdım, soruşturdum, öğrendim. Mayarsam aylıklarını daha almamışlar. Onun için benim tandır almaya gelmezler. Acıktım ben. Vallahi o kadar tandır muhabbetine ben de acıktım Neco. Ah, Seyyar Tayyar'ın yüreği dayanır mı bu duruma? Hemen fiyatları yarı yarıya düşürdüm.
Aman Allah'ım. Millet arabanın etrafına doldu taştı. Hepsi yerler kuzu tandırı. İndirin dedim mideye, indirin. Madem öyle bunun adı da indirim olsun dedim. Değiş o değiş patladı gitti. Ferdi Bey'in indirimli ceketini kim takip ediyor ceketi? Ben de abi. İndirim fırsatı biraz açılacak. Takipteyim. Aferin Şükrü. Melih Bey'in indirimdeki ayakkabısını kim takip ediyor? Ben de abi pusudayım. Aman Mahir. Gözünü yanayım. Bak adam minimum ayda 25 tane alışveriş yapıyor internetten. Bu işini başarırsak var ya paraya para demeyiz. Sizin işiniz gücünüz yok mu Hüseyin? Kendinize şöyle güzel sigortalı maaşlı bir iş bulsanız. Tatava yapma çayı yap. Açıldı abi, açıldı. Al hemen. İşlem tamam abi. İlk alışverişimizden dolayı %15'te indirim verdiler. Aferin Şükrü. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Oo, ne oluyor burada Yakup Usta ya? Sorma Kemal amca. Batak Hüseyin yeni bir iş kurdu. Aa, ne hayırlı olsun. Sağ ol Şükrü amca. Hüseyin, ya bir tüketim çılgınlığı aldı başını gidiyor ha. Tüketsinler Kemal amca, tüketsinler ki biz de parayı kazanalım. Ay sen kazan canım, ona bir şey demiyoruz da. Ama insanların dolapları giymedikleri eşyalarla dolu ya. O böyle doluyor, dolap kapanmıyor neredeyse ya. Haklısın Kemal amca. O yüzden harika bir dolap indirimi yakaladım. Müşteriye onu sunuyorum şimdi. Ya ben onu demiyorum ya. Allah Allah. Yani şimdi bazı insanların kışlık giyecek elbisesi, paltosu yokken bazı insanların dolapları tıka basa dolu. Ağzı kapanmıyor dolabın ya. Haklısın Kemal amca. Çok haklısın. Ama buna bir dur demek lazım yani. Dur deme Kemal amca. Dur deme. Bak yeni başladık işimiz. Aman gözünü yiyeyim. Bir dakika bana müsaade. Yakup ben gidiyorum. Vereceğim. Yakup. Al bunu kahve yaz. Bu ne Kemal amca? Ya şimdi insanların giymedikleri eşyaları toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Helal olsun Kemal amca. Çok iyi düşünmüşsün. Bizim işleri etkilemesin bu durum Kemal amca? Hayır, etkilemez. İnsanların tüketim yapmasını engelleyemeyiz. Ama bu durumu avantaja çevirebiliriz. İyi bari. Bizim işlere bir şey olmasın da. Ha, yok yok yok. Hiçbir şey olmaz. Ha Yakup. Al bunu da diğer dükkanlara dağıt. Onlar da böyle giymedikleri paltolarını, ayakkabılarını, eşyalarını ne varsa hepsini buraya getirsinler. Senin kahvede toplayalım. Tabii Kemal amca. Merak etme burada toplarız. Heh, burada toplayalım ben buradan alır dağıtırım. Hadi şimdi hoşçakalın ben gidiyorum. Müşteriler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Nermin Hanım için yoğurt makinesi takip edeceğiz. Bu görev sende Şükrü. Tamam abi. Ben notumu alıyorum. Bir sitede görmüştüm zaten. Yoğurt mu dedin? Acıktım ben. İndirimden birazdan bir şeyler söyleriz Neco. Abiler harika haberlerim var size. Bana bunlarla gel Yiğido. Abi indirimli bir yoğurt makinesi buldum. Ürün fena değil ama fiyatının biraz düşmesini bekleyelim derim ben. Bekleyelim Şükrü. Yoğurtlu İskender var mı indirimde bak bakalım. Ya Neco bırak şimdi İskender'i İskender'i ya. Abi. Melahat teyzenin 48 parça yemek takımını şu anda indirimden almış bulunuyorum. Böylelikle Şükrü satış hedeflerine ulaşan ilk çalışanımız oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halini.